Burası bizim kömürlüğümüz. Biraz bakım istiyor çünkü yağmur suları geliyor ama bu evden çıkacağız artık. Biraz onarıcı bir bakım yapacağız. Daha fazla tamirata girmeyeceğim. Ben buraya evcil hayvanlarım için soba kurmayı bile düşünüyordum. Çünkü evde böyle fazladan bir soba var. Burayı ısıtmayı düşünüyordum. Sonra belki evcil hayvanlar birbirlerine zarar verirler diye vazgeçtim. Çünkü onun için böyle etrafına koruma falan lazım. Zaten soğuk gün birkaç gün oluyor. Çok fazla olmuyor. Şimdi burada böyle minderler hatta bir tane yaylı minder vardı. Kocaman. Onu böyle boylu boyunca atıyordum. Bütün kış sıcacık geçiriyorlardı. Onun dışında işte evde kullanmadığımız böyle tekstil malzemeleri, kartonlar, battaniyeler, eski elektrikli battaniyeler, şöyle yünler gömlekler ne varsa burada kullanıyorum mantolar bunları sırasıyla yıkıyorum kurutuyorum tekrar evcil hayvanlarımın kullanımına sunuyorum ancak bu yılki olağanüstü doğa olayları sebebiyle bizim evde bir pire istilası başladı ve hayvanımı resmen diri diri yediler gel anneciğim yat bakayım yat anneciğim yat bebeğim yat oğlum Yatmıyor çünkü korkuyor ona ilaç yapacağımı düşündüğü için. Otur bebeğim. Şöyle otur bakayım. Otur. Şu karın içi bölgesini tamamen yediler. Yani hayvanı diri diri yediler. Bu dağlara atılan, ıssız yerlere atılan hayvanların Durumunu düşünmek bile istemiyorum. Artık hayvanda paranoya oldu. Gittim veterinerden büyük boy bir ilaç aldım. Çünkü sokak kedilerim var. Sokakta yürüyüş yaparken illa ki bana bir sokak hayvanı denk gelir. Hep dua ediyorum. Allah'ım ne olur benim karşıma hasta bir hayvan çıkarma. Çünkü onun e, beraberinde veterinere gitmek gerekiyor. Veteriner sokak hayvanı olduğunu bile bile... E, düşük bir ücret tutmaya çalışsa bile malum her şey dolar üzerinden şu bu. Yani bu bize bir külfet oluyor ve bunu karşılayacak bir gelir yok. Onun için hep dua ediyorum ama nedense tam tersi oluyor. Her zaman karşıma böyle hasta, pireli, keneli bir hayvan çıkıyor. Onun için büyük boy alıyorum. Sokakta karşılaştım hayvanlara da tedavi uyguluyorum. Ama bu ilaç pirelere etkili değilmiş. Ben de bunu nasıl öğrendim? İşte bu hayvan böyle mahvolunca öğrendim. Şu bacaklarında yaralar açıldı. Yani ben e, hani çevre ilaçlanmadı diye hayvana 15 günde bir ilaç uyguluyorum. Dün veterinere gittim ve dedim ki yani bu ilaç hiç işe yaramıyor. Hayvan ha bire kaşınıyor böyle paranoya oldu artık şu özellikle tüylerin yoğun olduğu yerlerde kasık aralarında bizde de öyledir ya bitler en çok böyle sıcak yerleri tercih eder. Kasık araları işte boyun vücudun sıcak noktalarını Buraları artık hayvan kaşımaktan, ısırmaktan yara oldu. Ve müthiş bir paranoya oluştu. Benden kaçıyor tedavi yapacağım, tekrar ilaç vereceğim diye dedim. O ilacın ismini söyledim ve dedi ki o hiçbir işe yaramıyor pirelere karşı. O sadece keneleri düşürüyor. Ya yani gerçekten çok üzüldüm. Hani bunca zaman bu hayvanın böyle acı çekmesine mi üzüleyim ve bunu veteriner verdi yani. Ben gidip de kafama göre almadım veteriner ofisinden aldım. Üzerinde de pire için kullanılabilir diyor. Defalarca okudum ama işe yaramıyormuş. Yani bizim ülkemizde çok acayip bir şeyler oluyor yani. Alıyoruz bir şeyi. Hani bir şey için iyi ama bir şey için iyi değil ama üzerinde iyi yazıyor. Ona da etkili yazıyor. Yani böyle tuhaf bir durum. Şimdi biraz sonra burayı yıkayacağım. ilaçlayacağım. Daha önce kullandığım bir ilaç vardı. Yine ondan aldım. Onun tüketim tarihi geçmişti. Şimdi aldığım ilacın da 2020 üretim tarihi. Ama son tüketim tarihi daha uzun. Son tüketim tarihi bittiği için onu atmıştım daha önce aldığımız, şimdikini kullanacağım. Onu sulandırıp buraları temizleyeceğim o öldürecek. Tabi bu eşyaları da hep dışarı atmak gerekiyor. Bunlar da ayrı bir yük ve ayrı bir zaman gerekiyor. Sonrasında buraya hayvanlarımı sokmayacağım. Ki zehirlenmesinler. Aynı zamanda toprağı da ilaçlayacağım. Yani bahçeyi de ilaçlayacağım. Böyle akşama kadar köpeklerim balkonda duracak ve bahçeyi pirelerden ayın arındıracağım. Diğer iki köpeğime pire uygulamasını yaptım. Ense damlası yaptım ama bu köpeğime yapmadım çünkü e, diğer ilacı ne zaman verdiğimi tam olarak kestiremiyorum ya 15 gün ya da bir hafta eğer bu ilacı sürekli sürekli verirsek karaciğerine zarar veriyormuş onun için böyle birkaç gün daha beklemeyi düşünüyorum bakalım sonra ne olacak ama hayvancağız böyle kaşınmaktan Bitap düştü, yani bu böyle çok irlice edici bir şey artık bakalım yani pireler bitsin havalar serinliyor pireler bitecek ama burası ılıman bir yer olduğu için her ne kadar havalar gece serin olsa bile gündüz yine o yumurtalar çoğalmaya devam ediyor biraz sonra burası güzelce ilaçlanacak.